Hilal Kaplan, KPSS Hırsızlığı ya da Haram Porsiyon Temmuz 2010'da yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavının yani devletin öğretmen atamalarında başvurduğu sınavın iptal edilişini, ÖSYM bazı usulsüzlüklerin meydana geldiği kanaatine varıldığından diye açıklamıştı. Bu nazik açıklamanın aslı soruların çalındığı şüphesiydi. Önceki sınavlarda tüm soruları doğru cevaplayan sayısı 2 ya da 3 iken o sene tam 350 kişi full çekmişti. Daha da ilginci bu başarılı kişilerden 20'sinin evli çiftlerden çıkmasıydı. Nikahta keramet vardır ama bu kadar da olamaz değil mi? Peki sınav iptal edildikten sonra bu başarılı insanlar sadece 4 ay sonraki KPSS'de ne yapmışlardı? Ömer Çelik'in CHP soru önergesine cevabına göre 100 net ve üzeri yapmış 3227 kişiden 1175'i yeni sınava gir girmemişti. Sınava girenlerin ise sadece 76'sı 100 net üzeri alabilmişti. Full çeken 350 dahinin ise 148'i nedense ikinci sınava girmemişti. Girenlerin ise sadece ikisi 100 netin üzerine çıkabilmişti. Tekrar edelim, kopya şüphesiyle iptal edilen sınavda 120'de 120 çekenlerin sadece ikisi sonraki sınavda 100 netin üzerine çıkabilmişti. Dünkü Yeni Şafak'ta çıkan bir haberde bu sınavdaki üstün başarı sahipleri hakkında ilginç bilgiler içeriyordu. Soruların çalındığı gerekçesiyle iptal edilen 2010 KPSS'sinde 120 sorunun hepsine birden doğru yanıt vererek full çekenler arasında ünlü gazeteci MB'nin yengesi AB'nin de bulunduğu ortaya çıktı. Hile karışan sınavda derece yapan AB ne hikmetse düzenlenen ikinci sınava girmedi. AB'nin erkek kardeşinin eşi AA'da 120 soruda 118 net yapmıştı. Sınav iptal edildi ikincisinde ancak 60 doğru yapabildi. Demek ki sadece belgeler değil, sınav soruları da bavul bavul taşınmış. Haberden devam edelim. 2010 KPSS'deki paralel oyunu gözler önüne seren AB'nin İzmir'de cemaatin bir dershanesinde öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Eşi YB'nin de 2010 yılına kadar cemaatin dershanelerinde öğretmenlik yaptığı, şimdi ise devlet okulunda öğretmen olduğu öğrenildi. İptal edilen sınavda şüpheli olan adayların birçoğunun cemaat dershanelerine gittiği ortaya çıkmıştı. 2010 KPSS üzerine soruşturma açılır açılmaz, polis 10 ilde yaptığı KCK operasyonları kapsamında suçluyu bulmuştu. Bugün adını bile hatırlamadığımız KCK Joker isimli çete her şeyin sorumlusu olarak medyaya lanse edilmişti. Tabi kopya çektiğinden şüphelenilen 330'a yakın kişinin neden gülencilerin kurumlarında çalıştığı sorgulanmadı hatta gündeme bile getirilmedi. Yüzbinlerce insanın alın teri dökerek girdiği bir sınavın sorularına konmak, üstelik bunu ülkenin anahtarı bize verildi yalanına sığınarak yapmak, göz göre göre kul hakkına girmekten çekinmemek, oyunu ortaya çıkınca da suçu başkasına atmak için emniyet yargıdaki cline topu atmak 17-25 Aralık darbe teşebbüsüyle hırsızlıkla mücadele adı altında ülkeyi cebine atmayı düşünenlerin planları suya düşmeseydi, bugün KPSS'nin kronik dahileri her tür devlet kadrosunda yer tutacak, etrafa da haram lokma yemedim diye caka satacaktı. Haramı porsiyon porsiyon yediklerinden olabilir mi dersiniz? Hilal Kaplan, Yeni Şafak